Evren gerçekten bu videoyu çekmemi istemiyor ya. Bu kadar gittim fön çektiririm saçımı düzgün görüneyim diye. Elektrik kesildi. Sular kesildi. İçerisi iğrenç sıcak. Pencereyi açtım çekmeye başladım. Overlockçu aşağıda durdu bangır bangır bağırıyor. Selam millet, hoş geldiniz. Bugün yine Loot Crate açıyorum. Bu ayki biraz gecikti, farkındayım. Aslında Loot Crate gelmekte gecikmedi ama ben hakkında bu kadar hiçbir fikrim olmayan bir videoyu nasıl çekeceğimi bilmediğim için birazcık uzattım ve üstüne talihsizlikler oldu da illa böyle çekemedim yani videoyu, olmadı. Şimdi hemen açacağım. Bu ayki kutunun temasının animasyon olduğunu duyunca başta inanılmaz sevindim ama sonra kutuyla ilgili konulara bakınca hiç sevmedim. Çünkü en azından tamam çok geek sayılmıyor Disney ama Disney'in de çok güzel kahraman, süper kahraman filmleri de var aslında. Bu hele Marvel ortaklığı başladıktan sonra hem çizgi filmler gelmeye başladı falan. Neyse dedim. Kutuyu açayım şimdi. Bu arada kötü olduğundan değil, sadece benim hiçbir fikrim olmayan animasyonlar hakkında gelmiş. O yüzden birazcık üzüldüm. İlk olarak tişörtü göstereyim. O hakkında tek fikrim olan animasyon olan tişört yine Mutant Ninja Turtles'la ilgili şöyle bir tişört. Her videoda olduğu gibi tekrarlayayım. Bu bayan large. Evet, normal bir elinizden bence biraz daha ufak almalısınız. Ben çoğu zaman medium giyiyorum normal şeylerde. Fakat burada large alıyorum ve üstüme şu şekilde tam oluyor. Bayan seçeneği olduğunda özellikle hani bedeninizden birazcık daha büyük almanızı tavsiye ederim. Unisex olduğunda da tam tersi, birazcık küçük almalısınız. Neyse devam edelim. İlk önce şöyle bir cozy gelmiş. Yani cozy de bu şişelerin üstüne geçiriyorsunuz ya, soğuk ya da sıcak tutuyor onlardan. Bu Futurama adlı çizgi filmle ilgiliymiş. Şöyle iki tane şey geldi. Slurm yazıyor üstünde. Şu şekilde dikilmiş bir kumaş. Böyle şişenizi geçirin falan diye. Genelde böyle biralara falan koyuyorlar ama yani tatlıymış, sevimli. Fotoğraflar da güzel çıkar falan ama Futurama ne bilmiyorum. Şöyle bir kutu çıktı. Bob's Burgers Burger Box diye. Ben böyle içinde tam DVD kutusu gibi görünmüyor mu ya? DVD zannettim. Sonra açtım baktım. İçinden şöyle şaka burgerleri için burger tarifleri şeklinde kartlar çıktı ve gerçekten tarifler vardı. Onun jelatinini çıkarmadım daha ama öyle bir şeyler. Daha sonra çok çok ünlü olduğunu bildiğim, çok çok güzel olduğunu da bildiğim fakat bir türlü başlayamadığım animasyon olan Rick and Morty'den bir figür geldi. Aslında figür acayip güzel. Ama yine ben animasyonu izlemediğim için benim için birazcık boş kaldı. Bu arada gömmeyin, tamam izleyeceğim, bekliyorum. Bu sezonda yayınlanıyor sanırım. Bitsin bu sezonda, izleyeceğim yani, bilmiyorum. Sezonları yazı mı başlıyor, sürekli olan bir şey mi? Neyse ben şunu açayım, kurayım size hemen. Böyle bir figür çıktı da ben bunun çok kaliteli, çok düzgün bir figür olduğunu düşünüyorum. Rick and Morty severler büyük ihtimalle çok sevinmiştir. Bu kadar güzel bir figürümün olması büyük ihtimalle artık beni de izlemeye itecek diye düşünüyorum. Son olarak da tabii ki de pin var. Pin de bu ay Bob's Burger pini. Şöyle kutunun içi de ters çevirdiğinizde böyle bir Burger of the Day yazan bir Bob's Burger kutusu oluyor arkasında. Bob mu bu? Cehaletten ölüyorum ya. Bu kutuyu bu yüzden açmak istemiyordum işte. Sonuç olarak hakkında hiçbir şey bilmediğim şeyler hakkında çektiğim bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Bu videoyla kaçan follow gelecek acaba? Kanalı takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.